dostlar. Ee, bugün hep birlikte Palkia'yı almaya gidiyoruz. Şöyle bir çarizatımızı da şunu yapalım. Tabi su Pokemon'la karşı çok etkili olmayacaktır ama en azından bir grubumuza bir mega evrim olsun. Hem havalı görünür hem güzel görünür. Şöyle orada da dursun. Çok zor olmasa gerek. Palkia daha önce aldık. 5 ee, kişi hatta şu an 6 kişi olduk. Herkesin şimdiden ellerine sağlık diyorum. Ee, çok rahat alabileceğimizi düşünüyorum. Çok istediğim, çok arzuladığım bir Pokemon değil aslında. Fakat e, biraz bulunsun. Zaten bende çok güçlüsü de yok. Sanırım geçen senelerden bir 90 küsürlüğü var. 91 olması lazım. O yüzden çok güçlü de değil bendeki. Bir Shine olursa hiç fena olmaz e ee, shiny gelirse güzel olur. 6 kişi rahat alırız. Çok zor bir pokemon değil. E ee, tabii su pokemonuna karşı e, çok hazırlıklı girmedim. Rastgele girdim diyebilirim. Çok böyle özenli girdiğim söylenemez. Fakat beklediğimden iyi vuruyor şimdilik. Her türlü yeneceğimiz için çok özenle girmedim. Evet bu tarz pokemonları erişim sağlamak istiyorsanız ve siz de e, bu tarz güçlü pokemonları listenize, pokedex'inize eklemek istiyorsanız tabii ki akınlara katılmanız gerekiyor. Akınlar içinde e, arkadaşlık arkadaşlıklar edinmeniz gerekiyor. Bunun da en kolay yolu bizim kanaldan geçiyor şimdilik. E, daha da ötesini düşünmüyorum. Bizim Discord hesabımıza gelip dostlar Orada bolca arkadaşlık edinebilir ve rahatlıkla günün neredeyse her saati yani e, oyunda akın olduğu sürece birlikte girip akınlara akınlara mücadele edebiliriz. O yüzden ilk hedefiniz bizim Discord hesabımıza katılıp açıklamalar kısmında ulaşabilirsiniz. Discord hesabımıza ulaşıp oradan hem arkadaşları eklemek hem beni de ekleyebilirsiniz fakat tabi benim arkadaşlık listem dolu e, elimden geldiğince eleme yapmaya çalışıyorum ama arkadaşlık listem dolu olduğu için çok e, eleme yapamadım şimdiye kadar ama elimden geldiğince eleme yapıyorum e, ve sizleri ekliyorum sizler tabi birbirinizi ekleyerek daha e, rahat Akınlara katılabilirsiniz dediğim gibi oyunda akın olduğu sürece neredeyse günün her saati akına girebilir hale geldik hepinizi bekliyoruz yani pokemonun bir limiti bir sınırı yok neredeyse her pokemonu alabiliyoruz o yüzden sizleri bekliyorum yani her pokemonu alma vaadi verebilecek konuma geldiğimiz için rahatlıkla konuşuyorum bunu. Gelin ileride gelecek olan bütün Pokemon'ları da hep birlikte alabiliriz. Kanalda hem Pokemon Go ile ilgili neredeyse her türlü bilgi var. Yaklaşık 500 videoya yakın video çektim. Hem de Discord hesabımızla birlikte rahatlıkla bu tarz akınlar olsun oyunda gelecek yeni etkinlikler olsun yeni topluluk günleri olsun o tarz videolar ya da o tarz Konular geçiyor, bilgilendirme odaları olsun, akın odaları olsun, çok çeşitli. Sağolsun Mehmet arkadaşımız ilgileniyor Discordla ve çok güzel ilgileniyor. Ona da buradan tekrardan teşekkür ediyorum. Onun dışında Topluluk günlerine özel kanalımızda çekilişler etkinlikler oluyor. Yaklaşık 4 ya da 3 turdur döndürüyoruz bunu. Herkese Topluluk Günü biletleri hediye ediyoruz tabii ki kazananlara topluluk günü bile, bileti hediye ediyoruz. O yüzden e, kanalın bildirimlerini açmayı unutmayın. E, bu sizin için hem oyuna yeni gelen Pokemon'ları bilmeniz adına hem oyunla ilgili geçemediğiniz görevleri bilmeniz adına hem de etkinlik bileti almanız adına çok önemli. Bunları kesinlikle yapın. Evet Palkia'yı aldık. Çok zor olmadı. Çok da kolay olmadı. Ona, ona has Pokemon'lar seçmediğimiz için çok kolay olmadı. Her zamanki gibi gezgini bana verdi. Çünkü ben genelde akınlara katılıyorum. Evet normal bir palkeye geldi. Şahinisi değil. Şimdi yakalama sıkıntısı çeken arkadaşlar için şöyle bir bunun gibi böyle sürekli zıplayan Pokemon'lar için. Öncelikle Razberimizi kesinlikle veriyoruz. Ve onun bize saldırmasını bekliyoruz dostlar. Bize saldırıyor topu atıyoruz. Tabi bu iyi olması değil mükemmel olması gerekiyor. O halkanın da küçük olduğunu e, kontrol etmeniz lazım. <laughs> Tekrardan deniyoruz. Razberimizi veriyoruz ve topu sallamaya devam ediyoruz. O arkadaş bize saldıracak. Saldırdıktan sonra topu kafasının üzerine aynen bu şekilde atıyoruz. Kaçtı ama body Pokemon'umuzun seviyesi yüksek olduğu için topu ona geri attı Mewtwo. Süper oldu. Bu da kötü. Bu da çok iyi değil. Palkia'yı ya da bu tarz efsane Pokemon'ları aslında bu yüzden kaçırıyoruz. Biraz daha sakin, biraz daha uzun süreli olabilir. Yine süper attık. Evet deniyoruz. Süperden sonra e, mükemmel atışları ko kovalayacağım. Çünkü bu şekilde e, Pokemon kaçabilir. Bu saldırı boş geçsin. Bir daha saldıracak. Bir dahaki saldırışın ardından e, halka küçüldüğünde tam kafasının üzerine atacağız. Hadi dostum. Aynen bu şekilde şu an mükemmel vurmamız lazım. Şu an yapabileceğiniz bütün her şeyi yaptınız. Buna rağmen eğer Palkia'da de kaçıyorsa ya da efsane pokemon kaçıyorsa yapacak hiçbir şey yok dostlar. Siz elinizden geleni yaptınız. Kaçacak. Biz de çok kaçırıyoruz. Ben de çok kaçırıyorum. Hatta ben kaçırdığım videoları da koyuyorum. Yani bu da kaça kaçacak olursa e, bunun da videosunu koyacağım. O top nasıl öyle gitti? Anlam veremedim. Razver'in etkisi devam ediyor. Ee, top değmediği için Pokemon'a. Şimdi bir daha saldırısını bekleyeceğiz. Şöyle topu sallayacağız. Süper vurduk. Ee, mükemmel vurmanız lazım. Neredeyse her seferinde mükemmel vurmanız lazım. Çünkü her bir top atış bir ihtimal. Ee, ihtimali güçlendirmek gerekiyor. Bazen yani 5-6 mükemmel atmanıza rağmen de Pokemon kaçacaksa kaçıyor. Yapacak bir şey yok. Şu an kötü gidiyor atışlarımız. Hatta e, rezalet gidiyor diyebiliriz. Uzun zamandır efsane Pokemon'a top atmıyorum. Evet şu mükemmel olabilir. Ucundan kaçtı. Mükemmel sayılacak bir atıştı ama e, maalesef ucundan kaçtı. Şimdi görüntü olarak 7 topumuz kaldı. Bu Pokemon'u kaçırma ihtimalimiz çok 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 ama çok yüksek. Bakalım. Kaçsa da sıkıntı yok. Bir sonrakine gireriz. Tabi ben bol bol akım bileti aldığım için ben çok problem etmiyorum ama bunu e, maalesef çok fazla akım bileti alamayan arkadaşlar için bu olay çok önemli. Neredeyse 1-2 akına katılıyorlar. Tabii ki o Pokemon'un kaçması sıkıntılı oluyor, üzücü oluyor haklı olarak. O yüzden bu atışı elinizden geldiğince güzel atmaya çalışın. Bir tık daha yukarı atsaydım çok güzel mükemmel bir atış olacaktı. Yakalandı. Sıkıntı yok. Yani şöyle acele etmeyin. Kesinlikle acele etmeyin yakalarken. Kötü bir Palkia. Çok iyi değil. Şunun hikayesini ben okumamıştım. Öyle hatırlıyorum. Uzayı bükme gücüne sahiptir. Yani kalıbına göre güzel bir hikaye. Kafası bir tık daha iyi olabilirdi. Yapısına göre kafası bir tık çirkin Pokemon'un. Şimdi ne yaptık? Son dönemki Pokemon'larımıza bakalım. Son iki tane Palike yakalamışız. Dialga'da şöyle biraz fazla yakaladım. Evrimleştireceğim diye, geliştireceğim diye. Bütün topları buna basacağım. Hatta sizle beraber şöyle basalım var olan toplarımızı. Evet. Şöyle oluyor. <laughs> Tabii ki devamını da buna basacağız. Buradan şekerlerimize girip 100 nadir şekeri komple buna bırakıyoruz. Şuradan da şöyle 100 şekerimizle bastığımızda elimizde az çok güçlü bir Pokemon oluyor. 3700'lük e, güzel bir Pokemonumuz oluyor. Gelecek olan şekerleri buna basacağım ya da lazım olmayan diyalgaları e, atacağız. Çok efsane Pokemon normalde atmayı önermiyorum illaki lazım oluyor ama şöyle bir daha yazalım ee, fakat eğer böyle birkaç şekere ihtiyacınız varsa bir tanesini hibe edebilirsiniz ee, her çoğu zamanda efsane Pokemon atışlarınızda e, şey vermiyor büyük şeker vermiyor O da kötü bir şey Evet bu iki yıldız bu iki yıldız olan arkadaşı gönderebiliriz normal bir şeker verecek ee, ve bir tane de büyük şeker verdi. Güzel beni yanılttı. Şöyle bir şey dostlar. Bunların belli etkinlikler oluyor. Evet 100 şekere daha ihtiyacımız var. 100 şekerden sonra e, güzel bir puana ulaşıyor. Şöyle bakalım 4000'lik bir puana ulaşıyor. Bunu yapacağım. Büyük şekerlerimizde bir 30 tane falan var. Onunla da 4087 civarında güzel işe yarar bir Pokemon'umuz olacak. Ben Dialga'da 96 bulabildim. Bunu kasacağım. Çok böyle illa full olsun diye kovalamıyorum. Çünkü o zaman çok yoruluyoruz. Mewtwo'da onu yapmıştım. Biraz fazla para harcamıştım. Onda da 96 var. Bunda da 96 olacak. Bir tane 91'liğim var. Fakat bunu kullanmayacağım. Şöyle baktığımızda orta seviye Pokemon iş görüyordu. Bu diyalganın da şöyle bir problem var. Ata aslında full olsa çok iyi olurdu. Savunma ve e, şeyden candan daha önemli aslında atağın full oluşu. Full Pokemon'lar için geçerli bu. Olsun. Yine de bunu kullanacağım. Bu şekilde kullanacağım. E, güç sıralamamız bu şekilde oldu. Charizard Mega Evrim'den çıktığında Mewtwo ilk sıraya giriyor. Onun dışında sıralama doğru bir şekilde ilerliyor. E, i̇zlediğiniz için teşekkür ederim dostlar. Dediğim gibi efsane Pokemon'lar için üzülmeyin bunları alabilmenin yolu var. Şöyle arkadaşlık listemizde şuradan kontrol edelim. Bu arkadaşlarla arkadaşlıklarımızı fullledik. bugün de hatta şu arkadaşla fullledik. E, onu da tebrik ediyorum. devamı da gelecek. Herkesle full arkadaş olmaya çalışıyorum. Full arkadaşın avantajı var. Şöyle göstereyim. Full arkadaş olduğunuzda Yıldız tozu indirimi alıyorsunuz, saldırı bonusu ve fazladan 4 top alıyorsunuz. Bu değerli bir şey. Dediğim gibi akınlara katıldığınızda ve 4 top size çok faydalı olacaktır. Son bir topta yakaladığımız pokemonun daha 4 tane, 5 tane daha pokep topunuz olacaktır. O yüzden değerli. küçümsemeyin bunları. Tekrardan izlediğiniz için teşekkür ederim. Kesinlikle Discord hesabımıza sizleri bekliyoruz. İyi seyirler dostlar.